Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. 27 Temmuz-2 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, hafta boyunca ayın ışığı büyüyecek. Hemen haftanın başında ay ilk dördün fazında Akrep burcunda başlıyoruz bu haftaya. Pazartesi ve salı günleri ay Akrep burcunda ilerlerken duygusal olarak da biraz derinleşebiliriz sezgilerimiz güçlenebilir, hayatı biraz daha sorgulayabiliriz, zaman zaman meraklı olmamız, gizli olan konuları araştırmamız, yeni şeyler öğrenmemiz de mümkün. Ruhsal, bedensel, zihinsel her anlamda aslında farkındalıklar için önemli bir süreç. Ay Akrep burcundan geçerken, şifa arayışlarımız olabilir, tedaviler olabilir. Bazen böyle bir detoks bir diyet programı ve arınma amaçlı çalışmalarımız olabilir. Tüm bunlar. Ee, hafta başında etkili olacak. Maddi anlamda zaman zaman kaygılı ve endişeli olmanız mümkün. İki gün Pazartesi ve Salı daha çok parasal konulara, ekonomiyle ilgili konulara odaklanabiliriz. Ee, bunlar banka işleri olabilir, krediyle ilgili konular olabilir, faturalar, belki vergi vergi konusu bir şekilde para giriş çıkışlarının da aktif olabileceği ve daha fazla hesap yapacağımız, muhasebe yapacağımız enerjiler var gökyüzünde. Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren ay yay burcuna geçecek. Ee, özellikle 10.30'dan itibaren ayın yay burcuna geçmesiyle beraber enerjimiz biraz daha dışa dönmeye başlayacak. Bu bizi iyimser ve rahat bir e, enerji verebilir. E, duygularımız biraz rahatlayabilir, motive olabiliriz geziler, seyahat planları, tatil planları ay yaydan geçerken aktifleşmeye başlayacak. Ee, bir yandan da çevremizdeki kişiler veya uzaklardaki kişilerle daha fazla iletişim halinde olabileceğimizi gösteriyor gökyüzü. Haber duyabiliriz, haberleşebiliriz. Venüs ikizler Burcu'nda 3. evinizde yakın çevre ilişkileriniz şu dönemde biraz daha güçlenebilir. Kardeşler, akrabalar, yakınlar, arkadaşlar, komşular daha fazla içli dışta olabileceğiniz bir süreçtesiniz. Tabii ki geziler, gezi planları ya da ziyaretler Misafir ağırlamalar bu dönemde daha fazla aktif hale gelebilir. Bu hafta Venüs ile Neptün arasında bir kare açı var. Venüs Neptün zaman zaman e, yaratıcılığımızı çok arttırır, hayal gücümüzü güçlendirir. Ama bazen ilişkilerde beklentilerimizi abartabiliriz ya da çok idealist olabiliriz hayata karşı e, çok hayalci, çok idealist tavırlar hayal kırıklıklarına da zemin hazırlayabilir ya da yanlış anlaşılmalara zemin hazırlayabilir. Bunlara biraz dikkat etmekte fayda var. Cuma öğleden sonraki saatlerden itibaren ay artık Oğlak burcuna geçecek. Tam saat 15'ten itibaren. Ve hafta sonu biraz daha ciddi enerjiler var. Ay Oğlak'ta da daha gelenekseldir. Ee, biraz kurallar içerisinde hareket etme ihtiyacı içerisinde olacağız. Ailemizle ilgili konular, aile büyükleriyle ilgili konular. Genel olarak otorite figürlerinin üzerimizdeki beklentileri belirleyici olabilir hafta sonu planlarımızda. Bunlar olurken zaman zaman duygusal olarak biraz baskılar da hissedebiliriz. Biraz zorunluluklar nedeniyle kendimizi kısıtlanmış da hissedebiliriz. Bu duygu durumlarını dengelememiz gerekiyor hafta sonu. Lütfen özellikle aile içerisindeki kişilerle fikirsel tartışmalara, çok fazla zemin hazırlamayalım. Burada duygularımızı biraz kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü Mars burcunuzda sevgili koçlar, Mars burcunuzda olduğu için çok dürtüsel davranabiliyorsunuz. Yani sinirlendiğinizde hemen tepki gösterebiliyorsunuz. Bu da münakaşalara zemin hazırlayabilir. Daha sağduyulu, daha anlayışlı olmamız gerekiyor. Daha toleranslı olmamız gerekiyor. Aynı zamanda bu hafta sonu artık bayram. Bu şekilde sevdiklerimizle belki daha fazla bir arada olmamız da gerekecek. Bu şartlar altında tabii ki duygularımızı, düşüncelerimizi biraz daha yönetmemiz, kontrol etmemiz de gerekecek. Güzel bir hafta diliyorum. Bayramınızı da kutluyorum. Hoşçakalın.